Herkese merhaba online farsça kaynakları erişim serisinin bu videosunda sizlere birkaç sözlük sitesi daha tanıtacağım. Bunu şu amaçla yapıyorum. Bir arkadaş bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair bir site var mı diye sormuştu. Aslında daha öncesinde göstermiş olduğum bu Vajeyap sitesini aynı zamanda nasıl telaffuz edileceğini görmek için de kullanabiliriz. Yani şuraya örneğin kelimeyi yazdığımız zaman Burada transkripsiyonu yazmış zaten. Yani bizim şu A diye yazılanı E okumamız gerektiğini bilmemiz lazım sadece. Onun dışında raftan diye okumayıp raften diye okuyacağımızı bilirsek aslında problem çözülüyor. Şu aşağıda eğer ki kelimenin transkripsiyonu yapılmamışsa şayet aşağıda şu de huda sözlüğüne girdiğimizde bakın köşeli parantez içerisinde... ...zaten hangi harfin hangi ses değeriyle birlikte okunması gerektiğini bize göstermişti. Yani ben bunu genelde kullanıyorum. Ee, ama belki başlangıç aşamasında e, insan bir de bunu sesle, bir ses dosyasıyla ile duymak e, isteyebilir. Onun için de genelde herkesin bildiği Forvo isimli bir site var. Bunu kullanabilirsiniz. İlgili kelimeyi bakın buraya yazalım. Şurada bakın... E, Farsça ve deri dediği bu Afganistanlıların kullandığı e, yine aynı dil farklı bir isimlendirme sadece. Şimdi bakın burada evet bu kelimenin şurada nasıl yazmışsa sadece bunun ses dosyası halinde var. Dediğim gibi e, bunu da kullanabilirsiniz. Yani Vajayab'ın buradaki transkripsiyonunu ya da aşağıda köşeli parantez içinde göstermiş olduğu ses değerini de kullanabilirsiniz. Ama foro da başlangıç aşamasında kullanılabilir tabii ki de neden olmasın? Aşağı indiğimizde zaten ilgili kelime ve ifadeler diye farklı öneriler de sunuyor bize. Yani yine içerisinde reften var. Fakat mesela bekar reften, ab reften, az destreften gibi kelimeleri de duymak istiyorsanız bakın. Evet, içerisinde bu diğer kelimeleri de öneri olarak size sunuyor. Bunları da dinleyebilirsiniz. Gelelim mesela bu derice dediğine bakalım burada ne gibi bir telaffuz bize söylüyor. Bakın bazıları henüz telaffuza eklenmemiş. Evet, mesela bu da derice dediği Afganistanların konuştuğu farsça'ya dair birkaç öneri sunmuş. Bir diğer e, sitede şu aslında telaffuz için kullanabileceğiniz bir isimli bir e, sözlük sitesi var. Bunu genelde e, çoğu kelimenin böyle telaffuzu içinde olmasa da böyle genel bilindik kelimelerin telaffuzu var. Örneğin raftan kelimesini yine burada aratalım. Sol tarafta İçerisinde raftenle alakalı olan farklı kelime önerilerinde bulunuyor. Şu asıl meselenin yani olayın döndüğü kısım burası. Hatta şurada şöyle aşağı doğru indiğinizde kelime ile ilgili daha farklı bilgiler var. Oraya geliriz. Bakın bu bütün kelimelerde yok ama kelimenin şu Arap harfli yazımının yanındaki şu işareti. Evet şu an ses buraya geliyor mu bilmiyorum ama bakın Evet burada da dediğim gibi bütün kelimeler için yok ama genelde yine de böyle bilindik genel kelimelerde sesler var. Şurayı kapatalım bakın aşağı indiğimiz zaman şurada kelimenin anlamını söylüyor. Burada da Türkçe. Evet burada kelimenin Türkçe telaffuzu var. İlgili kelimeyi bir cümle içerisinde örnek göstermiş ve çevirisi var. Yine bu kelimeyi Google Translate'in çevirisini otomatik olarak buraya ekliyor. Alternatif olarak nasıl okunabilir? Roften diye de okunabileceğini göstermiş. Yine içerisinde Raften'in geçtiği öncesinde bir isim yahut bir ek olduğu zaman ne gibi örnekleri var bunları gösteriyor. Daha sonra farklı farklı sitelerden çekmiş olduğu bazı cümle örnekleri var. İşte içerisinde Raften'in geçmiş olduğu cümle örneklerini de size sunuyor. Böyle aşağı indiğinizde daha farklı örnekler de var. Bu siteyi normalde çeviri için kullanıyorlar da dediğim gibi bütün kelimelerde olmasa bile yine buradaki bu ses kısmından telaffuz içinde kullanabilirsiniz. Ya da kelimeyi şöyle aşağıda açarsanız şuradaki bölümü. Bakın kelimenin transliterasyonunu yapmış burada. İşte kelimenin geçmiş zaman kökü, geniş zaman kökü, geçmiş zaman kökü, işte ismi faili, ismi mef'ulü aşağı indiğinizde hatta bunların işte zamanlara göre... Bilgi kipi, dilek kipi, emir gibi kiplerdeki çekimlerini de örnekler gösteriyor. Yani bu siteyi bu açıdan da kullanabilirsiniz tabii ki de. Ee, bir de şöyle bir site var. Ee, abadis.ir isimli bir site var. Bu da telaffuzu içinde yok ama bir sözlük sitesi olarak kullanılabilir. Örneğin yine raftan kelimesini yazdığımızda. Normalde şu sol tarafta bu kelimenin de yine vaciyaptaki bir transkripsiyonu var. Hatta isterseniz şu kelimeyi yazalım. Bakın ab kelimesini yazdık. Şurada bakın transkripsiyonu gösteriyor. Nasıl okunacağı yazılıyor. Burada kelimenin eş anlamlısı var. Zıt anlamlısı var. Varsa bir de İngilizce çevirisi var. Aşağı doğru indiğiniz zaman farklı farklı işte bu dehuda sözlüğünde, ferhengi farside, ferhangi muinde gibi gibi şöyle tıkladığınız zaman size önerileri de gösteriyor. E, bu sitenin güzel bir özelliği şu bu pişnahade karberan dediği kullanıcı önerilerinin de olduğu bir bölüm var. Siz buraya siteye üye olarak siz de bir kelime önerisinde bulunabilirsiniz ya da kelime önerisinde bulunmuş olan bir kimsenin yazdığı yoruma böyle onay verebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Biz tamam buna onay verelim böyle. Bu siteyi bu açıdan kullanıyorum genel olarak. Hani başkaları ne gibi önerilerde bulunmuş, onları görmek için kullanıyorum. Onun dışında bu transkripsiyonu şurada da gösteriyor. Vajayap sitesinin kendisi de transkripsiyonu gösteriyor. Ama dediğim gibi başlangıç aşamasında kişi evet belki ses dosyası olarak da duymak isteyebilir. Evet genelde bunu Forvo'dan giderebilirsiniz bu ihtiyacınızı. Ya da dediğim gibi Glossby isimli sitenin bütün kelimelerde olmasa bile böyle genel geçer kelimelerde şu kelimenin şurasında gördüğünüz bölümden dinlemesini de yapabilirsiniz. Ben bu sözlüklerden genel olarak Vajab'ı en çok kullanıyorum. Başkalarının önerilerini okumak için bu abadisi kullanıyorum. Forvo'yu kullanmıyorum. Glossby'yi de bazen kelimenin hangi bağlamlarda kullanıldığını görmek için arada sırada buna da bakıyorum. Başlangıç aşamasında bunlar işinizi görebilir ama bir süre sonra artık sürekli vajayaba gideceğinizi ben düşünüyorum. Yani hem bu Farsçadan Farsçaya olması açısından hem de bunu anlatırken zaten söylemiştim. Kelimenin e, anlamını öğreneceğiniz zaman başka kelimeler de öğreniyorsunuz. Başka başka maddelere de gidiyorsunuz. Bu açıdan da faydalı olduğunu ben düşünüyorum. E, eksik belki hatalı bir şeyler söylemiş olabilirim. E, o konuda da düzeltebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.